kabirdeki ölünün ruhuna nasıl selam vermeliyiz? Bunu nakletmek zorundayım kardeşler. Çünkü Ramazan geliyor. Ramazanlarda kabir ziyaretleri çok fazla oluyor bizim ülkemizde. Hayırlı ve salih kullar ülkemizde çok fazla olduğu için gerek sahabeden, gerek alimlerden, gerek velilerden halkımız hamdolsun kabir ziyaretlerinde bulunuyorlar. Bu çok güzel bir amel. Fakat bazıları İslam akidesini, Allah'ın sıfatlarını tam olarak bilmediği için kabirlerde yanlış işler yapabiliyorlar. Ne gibi? Kabirdeki mevtayı ilah gibi görmek gibi. Kabirdeki mevtadan ne istersen o sana verir demek gibi. Bunlar şirktir. Bunlardan korumak için şimdi bir suali cevaplandırdı. Bunu nakledeceğim inşallah. Bismillah. Hocam selamun aleyküm. Evliyanın mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi, Yuşa Aleyhisselam gibi peygamberlerin kabrini ziyarette bulunduğumuz zaman, Hüdayi Hazretleri velidir, peygamber değildir. Yuşa Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Peygamberlerin kabrini ziyarette bulunduğumuz zaman nasıl selam vermeliyiz? Neler yapmalıyız? Ve akrabamızdan, ailemizden kişilerin kabirlerini ziyaret ettiğimiz zaman nasıl selam vermeliyiz? Neler yapmalıyız? Kabir ziyaretleri hakkında bilgi verir misiniz? Vesselam. Cevap: ve aleyküm selam. Mezarlığa girince Esselamu aleyke ya ehlel kubur. Size selam olsun ey kabir ehilleri denilir. Şimdi mezarlığa girdik. Bayramlarda, özel günlerde biz kabirleri ziyaret ederiz. Akrabayı taallukatımız özellikle. Mezarlığa girdiğin zaman ne yapacaksın? Esselamu aleyke ya ehlel kubur. Bu ne demek? Ey kabir ehilleri, burada yatan kaç tane mevta varsa hepinize selam olsun. Peki hocam, bunlar ölü. Ölüler selam alabilir mi? Kardeşler, İslamiyet'te bedenler ölür, ruhlar ölmez. Gerek Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu, gerek Ebu Cehil'in ruhu. Birisi İslam'ın peygamberi, birisi İslam'ın en büyük düşmanı. İkisinin de ruhu kıyamete kadar bakidir, yaşar. Birisinin ruhu nimetler içinde, öbürünün ruhu zilletler içinde. Kabri cehennem çukurlarından bir çukur, hadis-i şeriflerin deyimiyle. Bakın, iki ruh da işitir, duyar ve gelen kişi hakkında haber sahibidir. Az sonra gelecek olan hadislerle bunu delillendireceğim. Kabre girdiğimiz zaman ne diyeceğiz? Genelleme yapacağız. Bütün kabir ehline selam vereceğiz. Onların ruhları da bizi işitecek. Ziyarete gittiğimiz kabrin başına geçtiğimizde de Esselamu aleyke ey babacığım, anneciğim vesaire diyerek bizzat gittiği kişinin ruhuna selam verilir. Kime gittin sen? Babanın kabrine gittin. Önce bir etrafa selam verdin ya, ondan sonra babanın kabrine girdin ya, tam karşısına oturacaksın. Esselamu aleyke ey babacığım. Sana selam olsun ey babacığım dedin. Direkt olarak babanı muhatap aldın. Anladın mı kardeşler? Bakın, bu İslami bir edeptir, İslami bir usuldür. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam mezarlığa girdiğinde, ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selam olsun. Kimlere selam veriyor? Allah'ın peygamberi kimlere selam veriyor? Ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi. Diyar belde demektir. Mezarlık beldesi. Mezarlık diyarının ahalisi. Onlar oranın ahalisi olmuş artık. Allah'ın peygamberi oraya giriyor ve diyor ki size selam olsun. Peki kabirde yatanların ölü olduğunu iddia eden reformistler ve Vehhabi Selefiler ne diyor? Hayır, onlar seni işitmez. Onlar ölü. İşi bitti onların. Hatta bu cümleleri peygamberler için bile kullanıyorlar. Şehitler için bile kullanıyorlar. Halbuki Kur'an ayetleriyle sabittir. Şehitler ölümsüzdür. Diğer ayette kabirlerinde rızıklandırılırlar diyor Allah Teala şehitlerden bahsederken. Ama materyalist Müslümanlar olan Vehhabi Selefiler kabirdeki insana selam vermek şirktir diyorlar. Peki Allah'ın peygamberi, bakın Müslim hadisi, İbn-i Mace hadisi en sahih kaynaklar. Allah'ın peygamberleri kabir ahalisine giriyor ve selam veriyor. Muhammed Aleyhisselam müşrik mi oluyor? Allah'ın peygamberine müşrik dediğinizin farkında mısınız? Bidatçilik, Muhammed Aleyhisselam'ın öğretilerini reddetme, yeni öğretiler koyma. Bidatçilik. Sapık fırkaların sayısı 72'dir. Allah bizi onlardan etmesin. Amin. Ehli sünnet vel cemaatten ayaklarımızı bir karış kayırmasın. Amin. Muhammed Aleyhisselam devam ediyor. Sizlere selam olsun dedi ya. İnşallah biz de sizlere katılacağız. Şimdi de konuşmaya başladı. Şimdi de onlara durumlarını anlatıyor. Kendi durumundan bahsediyor. Siz oradasınız, biz buradayız. İnşallah biz de sizlere katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim.
buyururlardı. Hadis-i şerif. Hem bize afiyet dilerim. Bizdeki afiyet nasıl? Sağlık, sıhhat, İslam gibi yaşam. Onlardaki afiyet nasıl? Kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe olması. Hem bize afiyet dilerim, hem size afiyet dilerim. Başka bir hadis-i şerif. İbn Abbas'ın rivayetinde Resulullah Aleyhisselam bir defasında Medine mezarlığına uğradı ve onlardan tarafa dönerek şöyle dedi. İbn Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu, İslam alimlerinden bir tanesi, naklediyor. Olayı görmüş ve naklediyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ey kabirler ahalisi, size selam olsun. Allah bizi ve sizi mağfiret eylesin. Sizler bizden önce gittiniz, biz de sizin ardınızdan geleceğiz. Sizler bizden önce gittiniz, vaadiniz o kadardı. Biz sizden sonra dünyaya geldik. Sizin ardınızdan biz de kabre gireceğiz. Muhammed Aleyhisselam kabirde yatan insanlarla konuşuyor. Kardeşler, şu halde kabirde yatan Müslümanlara selam verdiği zaman başka bir Müslüman kafir oldu diyebilir misin? Dersen peygamber de kafir oldu demiş olursun. Ama reformistler ve dini 200 yıl önce İngiliz'den öğrenmiş olan Vehhabi Selefiler, medrese eğitimi almadıkları için, bir mezhebe tabi olmadıkları için, usulleri olmadığı için ne yapıyorlar? İslam'ın bazı hükümlerini kabul ediyor, bazı hükümlerini reddediyorlar. İşte reddettikleri bir hüküm. Bu hükümleri reddettikleri için ne oluyor? Kabirleri ziyaret eden Müslümanların tamamına da müşrik diyorlar. Ama bunu demekle Muhammed Aleyhisselam'a da müşrik dediklerinin farkında değiller. Allah bunlara hidayet versin. Bakın, bir medrese talebesi medreseye gittiği zaman İslam ilimlerini şöyle öğrenir. A, B, C, Ç, D, E. Kur'an, tecvid, akaid, hadis, fıkıh, tefsir, tasavvuf. Sırayla, sırayla. En başta tasavvuf olmaz. Tasavvuf en sonda. Önce bir şeriatı öğreneceksin, sonra tasavvuf. Şeriatı öğrenmeden ben tasavvufa gitmek istiyorum dedim mi sapıtırsın. Benim şeyhim peygamberdir dersin, Mehdi'dir dersin, yeni bir din ortaya koyarsın. Önce din usulü, 14 asırlık İslam'ı öğrenmen gerekiyor. Yoksa kandırılırsın. Vehhabi Selefiler medreseye gitmedikleri için bu ölçüden uzak. Bundan dolayı ne oluyor? Kandırılıyor, aldatılıyor. Bir medrese talebesi, bir Kur'an kursu talebesi İslam ilimlerini böyle sırayla öğrenmesine rağmen bir reformist, bir Vehhabi Selefi nasıl öğreniyor? A, D, yumuşak Y, Z. 3-4 tane harf öğreniyor. Sonra ne diyor biliyor musun? Ben şu kadarını biliyorum dese problem değil. Şöyle diyor. Bu aradaki 24 harf yok. 24 harf yok. Sadece 4 harf var İslam'da. 24 harf uydurma. Tefsir, akaid, fıkıh, siyer, tasavvuf bunların hepsi yok. Ya sen ne yapıyorsun kardeş ya? Eğer medreseye ya da bir Kur'an kursuna gidip temelden itibaren bir usul dairesinde 4 hak mezhepten birine tabi olup da İslam ilimlerini öğrenseydi, bu ilimlerin hiçbirini yok saymazdı. Derdi ki bunlar vardır. Ben ancak bu kadarını biliyorum. İslam ilimleri kardeşler bir okyanus gibidir. Biz Müslümanlarsa bu okyanusta birkaç damlaya sahibiz. Aramızdan kimse ben okyanusun tamamını yuttum diyemez. Çünkü okyanus ne kadar büyük olursa olsun senin alabileceğin elindeki kova kadardır. Bir damla fazlasını alamazsın dışarıya taşar. Şu halde kabre giden bir Müslüman onlara selam verebilir. Devam ediyor. İmam Gazali de meşhur eseri İhya'da şöyle der. Kişi tanıdığı bir kimseye kabrinin başından geçerken selam verirse, ölü selamını alır ve onu tanır. Tanımadığı bir kimsenin kabrinin yanından geçerken selam verirse, ölü yine selamını alır. Bak, ister tanıdığın birinin kabrine git, ister tanımadığın bir zatın kabrine git. Hüdayi Hazretleri'nin kabrine gittin. Esselamu aleyke ey Allah'ın dostu, ey Allah'ın sevgili kulu. Ey Mahmud Hüdayi Hazretleri, selam verdin. O senin selamını alır diyor İmam Gazali Hazretleri. Çünkü bedeni ölmüştür. Ruhu hala hayattadır ve diridir. Kendisini ziyarete gelen insanı görür. Olayı bu şekilde anlamamız lazım kardeşler. İşte Allah'ımız cehra ve ma yahfa diyor. Sizin açıktan söylediğinizi de bilir. Gizli olarak yaptığınızı da bilir. Ramazanlarda türbelere gidenlerin birçoğu ne yapıyor şimdi? Bu İslami hakikatlerden bir haber bir şekilde Allah'a ait olan vasıflardan bazılarını kullara yüklüyor. Ve diyor ki ben buraya çaput bağlayacağım. Bu kabre geldim bana uğur olsun diye iplik bağlayacağım. Sonra ekmeği sirkeyle bandıracağım. Bu veli kulun
türbesinin önüne bırakacağım yere. Yerlerde onlarca ekmek parçası sirkeye bandırılmış yere atılmış. Allah bundan razı değil. Çünkü israf yapıyorsun. Bir, ekmek israfı. İki, sirke israfı. Üç, o işin sana bir fayda sağlayacağını düşünüyorsun. Çaputa bağlıyorsun. Allah'ın sana bir şeyler vermesini çaputa bağlıyorsun. Sen böyle yapmayacaksın. Ancak o kişiyi vesile kılabilirsin. Allah'ım bu salih kulun hürmetine benim şöyle şöyle isteklerim var. Bana bu isteklerimi ver. Buna tevessül denir İslamiyet'te. Sahih hadislerle sabittir. Tıpkı gözünün kör olmasının iyileşmesini isteyen sahabinin Muhammed Aleyhisselam'ın ismine tevessül etmesi gibi sen de peygambere, sahabilere ya da veli zatların ismine tevessül edebilirsin. Ama onları yaratıcı olarak göremezsin. Bunlar ana itikat maddelerimizden de kardeşler. Aman bunlara karşı dikkatli olalım.